Bu mesele artık sadece bir kayyum meselesi değildir. Yüz yıllık inkar, asimilasyon, iradeyi kabul etmeme meselesidir. Mesele PKK meselesi değildir. Mesele terör meselesi değildir. Yüz yıldır inşa edilen inkar meselesidir, asimilasyon meselesidir. Benim çağrım buradan Kürdistan'da, Türkiye'de, AKP'de meclis üyesi olanlara, il başkanlarına, il yöneticilerine, ilçe başkanlarına, ilçe yöneticilerine, bu halkın yarın yüzüne bakacaksanız bu partiden istifa etmeniz gerekiyor. Bu partiden derhal ayrılmanız gerekiyor. Bu parti kirlenmiştir. Bu parti kul hakkına girmiştir. Bu parti günah işliyor. Bu parti İslam'ı temsil edemez. İslam'la zerre kadar alakası yoktur. Münafıklar yanlış yolda yürüyor. Allah'la, inançla, dinle, imanla zerre-i miskal kadar alakası yoktur. Burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkari'nin iradesini kabul etmiyor. Ne diyeceğiz buna? Seçme ve seçilme hakkı alınmış Hakkari'nin yoksul halkının elinden. Ne diyeceğiz buna kardeşim? Neyle açıklayacaksınız bunu? Neyle ifade edeceksiniz bunu? Bir halkın seçme ve seçilme hakkını elinden almışsınız. İradesini gasp etmişsiniz. Terör nedir biliyor musunuz? 6 yıldır Urfa Adliyesi ve Adalet Bakanlığı önünde oturan Şenya Şarayla'sına yapılandır. Terör nedir? Ceylan Onkol 12 yaşındaki Kürt kız çocuğuna Lice'de havan topuyla vurup öldürmektir. Terör nedir? 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'a 13 tane kurşun sıkmaktır. Terör nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Roboski'dir. F-16'larla 34 tane yoksul Kürt insanını bombalamaktır. Bu AKP yönetimi döneminde olan şeylerdir. Kobani davasında verilen cezalar terördür. KCK davaları, kumpas, cemaatin açtığı dosyalar terördür. Bakınız Mehmet Sıddık, Akış 10 yıldır dosya rafta çıkardılar. Belediye başkanlığını düşürmeye çalıştılar, kayyum atadılar. Bu nedir? Bakınız bu nedir? Müstakbel Türk'ten sözde vatandaşlığa geçiştir. Tüm haklar ortadan kaldırmıştır. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İkili hukuk uygulanıyor. İyi tartışmak lazım. Ankara'da uygulanan hukuk, Kepez'de uygulanan hukukla Hakkari'de, Hilvan'da uygulanan hukuk bir değil arkadaşlar. Bunu kabul etmeliyiz. Bu ülke hepimize yeter. Çözümü getirmeliyiz. Halk iradesini kabul etmeliyiz. Uzlaşmalıyız, anlaşmalıyız, konuşmalıyız, tartışmalıyız. Ama iradeyi gasp etmemeliyiz. Bunlar günaha girer. Bunlar kul hakkına girer. Bunun üzerinden konuşursak bırak. Tamamlayın sayın milletvekili. Bırakınız. Düşüncelerimiz karşıt olsun. Tartışalım. Kendimizi ifade edelim. Ama insanlar ölmesin. Buradan gelip nutuk atar gibi şiir okuyor bana. 100 yıldır ilkokullarda bu yapılıyor. 100 yıldır Kürt'e Türklük marşı okutuluyor. Çözüm, çözüm yok. Çözüm Büyük Kürt Barışı'ndadır. Çözüm bir araya gelip her şeyi konuşmaktır. A'dan Z'ye her şeyi konuşmaktır. Bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafta bir yerde Gazze parlamento binası var. Diğeri de kayyum atandıktan sonra Hakkari Belediye binası var. İkisi de aynı abluka altında. Yani zihniyetinizin İsrail ile tek benzerliği tek bir binanın işgali değil tabii ki. 2015'ten bu yana İsrail ordusu gibi 1001 baskıyla, faşizmle Kürdistan'da siz faşizmi uyguladınız. Bu yetmedi. Kayyumlarla bütün şehirleri talan ettiniz. Şimdi ta Afrin'e bile kayyum atamanın derdindesiniz. Kürt'e reva gördüğünüz sömürge hukukudur. Afrin'i yönettiğini zanneden kaymakam da kayyumdur ve gayrimeşrudur. Açık konuşalım. Kürtleri vatandaş ve yurttaş görmüyorsunuz. Seçilme ve seçme haklarını ellerinden alıyorsunuz. Üstelik bunları yapan sizlerken Kürtleri bölücülükle suçluyorsunuz. En büyük bölücülüğü siz yapıyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil, başvurda referandum sizi rahatsız ediyor. Kerkük'te seçim sizi rahatsız ediyor. Rojava'da seçim sizi rahatsız ediyor. Çünkü Kürtlerin kendi kendini yönetmesi sizi rahatsız ediyor. İstediğiniz şey Kürtlerin kendi kendini yönetmemesi. Ama şunu çok iyi bilin, Kürtler her yerde, siz rahatsız olsanız, kabul etmeseniz de Kürtler bulunduğu her yerde...
bu baskı ve yönelimlerle Türkiye halklarının geleceğine kilit üstüne kilit vuruyorsunuz. Bu düşmanlık politikalarınızla Kürdistan'da işgalcisiniz. Siz düşmanlığınızla düşmanlığınızın altında kalacaksınız. Ama şunu çok net söyleyelim. Bütün bu yönelimlere rağmen azalmamış, vazgeçmemiş, hiçbir şekilde yıkılmamış, bütün asimilasyon politikalarına karşı tek bir adım bile geri adım atmamış bir halk gerçekliği var karşınızda. Buradayız, direnişteyiz, nöbetteyiz. Uşak'tan gelip Hakkari'de dağını, taşını, dilini değiştireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz, haddinize de değil. Biz her zaman, her yerde direneceğiz ve direnmeye de devam edeceğiz. Halkımızı ve bütün demokratik kamuoyunu direnişe davet ediyoruz. Berhadan Cihane. Darbe nedir? Darbe seçilmiş iradeyi başka bir güçle çiğnemek demektir, değil mi? Ortadan kaldırmak demektir, değil mi? Türkiye bir askeri darbeler tarihidir. 1960'tan bugüne kadar kaç kere askeri darbeler yaşanmıştır ve asker, ordu elinde silahla siyasi iradeyi seçilmişleri yok saymıştır, gasp etmiştir hakkı. Peki merkezi parlamentoya yapılan bu darbeler, darbe de yerel demokrasiye, belediye meclislerine yapılan nedir? Darbe değil mi? Onlar da darbe. Sandık inancını yok ediyor sizin iktidarınız. Demokratik siyasete olan inancı yok ediyor sizin iktidarınız. Demokrasiye ihanet ediyorsunuz. Demokrasiye hançer saplıyorsunuz, hançer. Sizin iktidarınız bölücü bir iktidardır. Bölücü, açıkça bölücü bir iktidarsınız siz. Neden mi? İkili hukuk uyguluyorsunuz. Antalya Kepez'de belediye başkanı hukuksuz bir şekilde tutuklanıp cezaevine konuyor. Belediye meclisi içinden vekili seçiliyor ama Hakkari'de belki yarın Kürdistan coğrafyasının diğer illerinde aynı şey yapılmıyor. Neden? Çünkü ikili hukuk uyguluyorsunuz. Çünkü Kürt'e düşmansınız. Çünkü Kürt'e diyorsunuz ki sen seçime girebilirsin, oy verebilirsin ama kazanamazsın. Kazanırsan yönetemezsin diyorsunuz. Sizin bölücü bir iktidar olduğunuzu anlatmaya devam edeceğiz. Sadece bunu Kürtlere değil, Türk halkına anlatacağız. Türk halkı kimdir bölücü diye merak ediyorsa bu iktidara bakacak. Cumhur İttifakı'na bakacak ve bölücülüğün orada nasıl işlemekte olduğunu, demokratik siyasete, demokrasiye, sandığa olan inancın nasıl adım adım gasp edildiğini ve ortadan kaldırdığını görecek. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Demokrasiyi teşvik edin, şiddeti değil. Demokrasiyi teşvik edin ve büyütün. Demokratik siyaset alanlarını genişletin, şiddeti büyütmeyin.